Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta sonu, daha sonra pek çok kaynaktan doğruladığım vahim bir istihbarat aldım. Bu vahim istihbarata göre, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türkiye'li vatandaşlarımıza dönük bir suikast veya suikastlar zinciriyle ilgili bir girişimde bulunmak üzere olduğuna dair istihbarat aldım. Türkiye'li Alevi kimlikli vatandaşlarımız, Ermeni kimlikli vatandaşlarımız veya Kürt kimlikli vatandaşlarımız biliyorsunuz yıllardır Avrupa'da yaşıyorlar. Özellikle AKP'nin son dönemdeki baskıcı uygulamalarından dolayı binlerce akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderi de Avrupa'da yaşamak durumunda bırakıldı. Ve bu gazeteciler, akademisyenler biliyorsunuz Türkiye hükümeti tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından ve Türkiye medyası tarafından tırnak içinde söylüyorum vatan haini olarak yaftalandılar. Hep haklarından manşetler yapıldılar. Bir algı operasyonuyla sanki vatana ihanet ediyorlarmış şeklinde yaftalandılar. Bu çeşit söylemler ve siyasetin yarattığı bu iklimler maalesef belli odakları harekete geçirir. Bu tip iklimlerde eğer ki hükümet belli kişileri, belli grupları, tırnak içinde söylüyorum tekrar, vatan haini olarak yaftalamışsa, geçmişte pek çok örneğini bildiğimiz gibi Türkiye içindeki belli dinamiklerde bu kişilere veya gruplara dönük suçlarda, suç girişimlerinde bulunabilirler. Maalesef benim aldığım istihbarata göre ki pek çok kaynaktan doğruladım, Türkiye merkezli bir yapı bu cinayetlerin, bu suikastların işlenmesi için harekete geçmiş durumdadır. Ve Türkiye merkezli bu yapı belli suikastçileri harekete geçirmiş durumdadır. Bu istihbarat da, bu açık istihbarat da, teyit edilmiş istihbarat da başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa devleti tarafından ciddiye alınmış, istihbarat örgütleri harekete geçmiş ve belli kişiler ve belli gruplar, tahmin edebileceğiniz belli kişiler ve belli gruplar korumaya alınmış durumdadır. Şimdi bu istihbaratı aldıktan hemen sonra ben hemen hükümetin yetkili kişileriyle iletişime geçtim. Ve sizin yarattığınız bu iklim sonucu hedef haline gelebilecek kişiler şu anda büyük bir tehdit altındadır dedim. Ve bununla ilgili sorumluluklarını hatırlattım ve harekete geçmelerini talep ettim. Dedim ki hemen Avrupalı istihbarat yetkilileriyle, kurumlarıyla iletişime geçin ve hangi dinamik ise, Türkiye içinde hangi dinamik bu suikastçılara yol vermişse, bu cinayet girişimlerini planlamışsa bununla ilgili harekete geçin ve bu suikast girişimlerini durdurun diye sorumluluklarını bu anlamda hatırlattım. Ben hükümeti ve ilgili yetkilileri telefonla ve birebir bu konuda uyardım. İstihbarat kurumumuzu ve çeşitli kurumları uyardım ama buradan bir kez daha kamuoyu önünde çağrı yapıyorum. Bir kez daha bu tip iklimlerin yarattığı cinayetlere yol vermemek için ivedilikle hükümet ve istihbarat kuruluşlarımız ve yetkili bütün kuruluşlarımız, ilgili bütün kuruluşlarımız harekete geçmelidir. Ve Türkiye içinde hangi dinamik bu cinayetlerle ilgili plan yapmışsa, bu belli suç şebekelerine yol vermişse, bu şebekelerin durdurulması için ivedilikle harekete geçmesi çağrısını yapıyorum. Bakın, geçmişte pek çok kaos dönemi ülkemiz yaşadı ve devletin görünen veya derin kanatları bu tip kaos dönemlerinde, bu tip toplumun kamplaştığı, kutuplaştığı dönemlerde belli cinayet planları yaptılar. Benim en yakından verebileceğim örnek Hrant Dink cinayetidir. Hrant Dink cinayetiyle ilgili de yine benzer bir iklim yaşanıyordu. Hrant Dink, tırnak içinde söylüyorum, Türk düşmanı, Türkiye'ye hakaret eden bir kişi olarak medya tarafından yaftalandı. Siyasetçiler ona hedef gösterdiler. Yargı onu Türklüğe hakaretten mahkum etti. Ve o iklimde belli dinamikler harekete geçtiler.
hükümetin, yargının ve medyanın yarattığı bu iklimde Türkiye'nin derinliğinde veya görünür yüzeyinde belli dinamikler Hrant Dink hedefe koymuşlardı. Trabzon Pelitli'deki bir yapıyı, bir çeteyi harekete geçirdiler ve devletin istihbaratı içindeki, emniyeti içindeki, hükümet içindeki belli yapılarda bu cinayete yol verdiler. Ve her birinin ayrı ayrı ajandası vardı. Bugün FETÖ'cü denilenlerin başka bir ajandası vardı. Bu cinayete yol vererek kaos planı yapmak ve darbenin yollarını açmak ve nihayetinde gücü ele geçirmek planı vardı. O gün Ergenekoncu denilen aktörlerin başka darbe planları vardı. Hükümete yakın olan kaynakların ise Hrant Dink'in Türklüğe hakaret ettiği iddiasıyla bu cinayeti görmezden gelen bir tavırları vardı. Ve bütün bunların sonucunda onlarca kamu görevlisi sorumluluklarını yerine getirmediği için Hrant Dink katledildi. Benzer şekilde Raip Santoro cinayeti, Danıştay cinayetleri Türkiye içinde bu kaos planlarının birer parçasıydı. Ve hükümet bütün bu cinayetler işlenirken bunlara seyirci kaldı. Hemen ardından yaptığımız çağrılarda bu cinayetlere bakın, devletin derinliğini, o darbeci yapıyı yakalayabiliriz dediğimizde hükümet orada olmadı ve o darbeci yapıyı, o kaos planları yapanları ve cinayete yol veren yapıyı maalesef yakalayamadık. 2016'daki darbe girişiminden sonra yine darbeden önceki darbe dinamiğine ilgili çağrılar yaptık hükümete. Maalesef yine oralı olmadı ve darbe dinamiği hala bu memlekette yargılanamamış durumdadır. O açıdan siyaset olarak, bütün siyaset kurumu olarak, Türkiye'nin bütün sorumlu kişileri olarak bu konuda herkese çağrı yapıyorum. Yeni bir darbe dinamiği bu tip araç cinayetlerle tetiklenebilir. Kaos planları devreye sokulabilir. Bu tip iklimler Türkiye'nin geçmişinde onlarca kez olduğu gibi araç cinayetlere yol açabilir. Belli dinamikler bu cinayetlerle Türkiye'de ve Avrupa'da kaos planlarını devreye sokabilir. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini geriletmek için bu araç cinayetler kullanılabilir. Bu açıdan ben herkesi göreve davet ediyorum. Ve aynı zamanda Avrupa'da bulunan bütün Türkiye'li vatandaşlarımızı ve Türkiye'li herkesi de hassas ve dikkatli olmaya çağırıyorum ve hükümet ve ilgili kurumlarda mutlaka bu konularıyla ilgili sorumluluk almalılardır. Geçen hafta biliyorsunuz AKP milletvekili Metin Külünk'ün ile ilgili bir iddia ortaya çıktı bütün bunlarla ilgili. Bakın bazı siyasetçiler bazı kişileri tırnak içinde tekrar söyleyeyim hain olarak görebilirler. Zannederler ki işte ben ona karşı haddini bildirirsem AKP'li Metin Külünk gibi birilerinin haddini bildirirsem vatana hizmet ederim gibi düşünebilirler. Ama maalesef onlar da bu araç cinayetlerde bir piyon olarak kullanılabilirler. Şu anda AKP'li Metin Külünk'le ilgili de Almanyalı Osmanlılara belli noktada destek verdiği, parasal destek verdiği, belli ilişkiler ve illiyetler kurduğuna dair iddialar var. Ve bunlar Metin Külünk tarafından yalanlanmadı. Hrant Dink cinayetinde de belli aktörler belli grupların sırtını sıvazlamışlardı ve nihayetinde Hrant Dink katledilmişti. Daha sonra hiçbir siyasi aktör o tavırlarının arkasında duramadılar. Ben buradan Metin Külünk'ü de bu yapıların arkasında hangi siyasi aktörler varsa onları uyarıyorum. Behemehal bu yoldan geri dönsünler ve bu iklimin sonucunda Türkiye'de bir kaos planının devrede olabileceğini dikkate alsınlar. Özellikle iktidar partisi, hükümet ve iktidar partisinin milletvekilleri en çok bu konuda duyarlı olmalılar diyorum. Teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki istihbarat kaynaklarını burada söyleyemeyeceğim. Çünkü bunların hepsi teyit edilmiş bilgiler. Ancak takdir edersiniz istihbarat kuruluşları da bunlarla ilgili çalışıyorlar. Net olarak onların da teyidi sonrası belki onlardan bir açıklama gelebilecektir bu konuda. Diğer sorunuzsa hangi kişiler üzerinde bu suikastların olabileceği.
Açıkçası onları da açıklayamayacağım. Çünkü burada onları yeniden bir hedef gösterme durumuna sokabilirim. Onlar, bazıları şu anda koruma altındalar. Koruma altına alınmış ve çok ciddi. Bakın onu altını tekrar çizerek söylüyorum. Avrupa İstihbarat Kuruluşları, Avrupa Emniyet Kuruluşları bu istihbaratı çok ciddiye almış durumda ve çok ciddi koruma tedbirleri alınmış durumda şu anda. Devreye sokulmuş durumda. Bu kişilere sizler tahmin edebilirsiniz. Yani mesele şudur bakın bu tip cinayetlerde. Sansasyon yaratmak. Hangi isimler veya hangi gruplar üzerinden sansasyon yaratabileceğini düşünür bu tip kaos planı yapanlar ve cinayeti örgütleyenler. Sizler de bunu tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Hangi isimler üzerinden sansasyon yaratılabilecekse liste o yöndedir. Ellerinde bir liste olduğu iddiası var. Belli isimler, hangi isimler, belli kimliklerde veya Türkiye'den hain diye yaftalanarak uzaklaştırılmaya çalışılmış belli gazeteciler, akademisyenler, kanaat önderleri ve siyasetçiler belli kimliklerde ve bunların Türkiye'de yaratabileceği sansasyon üzerinden bir listenin bu suikastçıların ellerinde olduğu bilgisi net bir şekilde var. Bu anlamda sizlerin tahmin edebileceği isimler olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda da ben hükümetin ivedi tedbirleri devreye sokması gerektiğini düşünüyorum. Evet, aynen öyle. İstihbarat kuruluşuna, emniyet kuruluşlarına ve hükümet yetkililerine ilgili, hükümetin ilgili bakanlarına gerekli bilgileri verdim. Bir de konu dışı olacak. Bu konuyu bitirelim o zaman. Başka soru var mı bu konuda? Yok, o zaman alabilirim. Ben taşınan düzenlemesine, evet. KYK ile gelmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Buna itirazlar var, meclisten kaçırılıyor diyor. Sayın az tutucu bir yerde gidiyor. Neyin olmayacağı belirtin? Sayının az evet, olacağı evet. Diyor. Ne söylersin? Bakın, taşeron düzenlemesinin taşeron, yani kamudaki taşeron düzenlemesinin kaldırılması ve bütün taşeron işçilere kadro verilmesi vaadi 4 siyasi partinin de seçim programında var. Özellikle AKP Kasım ayında, Kasım 2017'de yapılan seçimlerde bunun vaadi net bir şekilde ortaya koydu. Biz Haziran'da da bu vaadi vermiştik. Bütün siyasi partilerin de vaadinde bu vardı. Biz bu mesele gündeme geldiğinden bir aylardır diyoruz ki gelin ortak bir öneriyle, dört partinin madem ki vaadiydi bu, ortak bir öneriyle bunu bir günde meclisten geçirelim diyoruz. Ama AKP hep bunu kaçırdı. Ya niye kaçırıyorsunuz? Getirin çalışalım. En son Sayın Cumhurbaşkanı bu tırnak içinde söylüyorum müjdeyi verdiği zaman da biz haftalardır hükümet yetkililerine, ilgili komisyon başkanlarına diyoruz ki kardeşim getirin, beraberce bir günde tartışalım. Madem bütün taşeron işçilere kadro veriliyor, gelin bunu bir günde meclisten geçirelim diyoruz. Gerekli katkılarımızı da sunalım. Ama onlar kaçırıyorlar. Bakın, büyük bir oyun var arkadaşlar. Bugün de meclis tatil ettirilmek isteniyor. Sayın Cumhurbaşkanı, taşeron düzenlemesi meclisten geçmeden meclis tatil olmayacak demişti. Biz de tamam dedik, çalışalım. Yüz binlerce işçimizi ilgilendiren bir düzenleme. Getirin meclise, beraberce çıkaralım dedik. Ancak baktığımızda AKP bugün meclisi tatil etmek istiyor. Yarın meclisi tatil etmek istiyor bütçe görüşmelerinin arkasından. Ve ardından kanun hükmünde kararnameyle sanki bir yılbaşı müjdesi gibi belli noktada belli işçilere kadro verilmemesini gizlemek anlamında kendi havuz medyalarında, kendi medyalarında bu meseleyi göstermek ve bir büyük bir müjdeymiş gibi göstermek için bu işi meclisten kaçırarak kanun ve kararnameyle çıkarmak istiyorlar. Bu meseleye kesinlikle karşıyız. AKP'ye buradan çağrı yapıyor. Hükümete buradan çağrı yapıyor. Gelin meclisi çalıştıralım. Bu meseleyi uzlaşıyla, madem ki bütün taşeronlara kadro vereceğiz, uzlaşıyla bir günde meclisten çıkarabiliriz. Gelin katkılarımızı sunalım. Ortak bir tasarıyla hep beraber bütün taşeron işçilere kadroları verelim diyorum. Ve bugün ve yarın bu konuda mecliste bu konuyu gündeme getireceğiz. Meclisin açık kalması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ve kanun ve kararnameyle özellikle de meclisin yasama hakkının bir kez daha gasp edilmesine izin vermemek için elimizden geleni yapacağız. Bütün taşeron işçilerinde. Bakın, özellikle belli riskler var. Eğer bu geçiş, bu kanun ve kararnameyle olursa ve uygulama yılbaşı sonrasında kalırsa yılbaşında sözleşmesi bitecek yüz binlerce işçi var arkadaşlar. Bakın, sözleşmelerin çoğu yıllık yapılır. Ve yılbaşında sözleşmesi bitirecek
on binlerce belki yüz binlerce işçi var. O sözleşmelerin yenilenmeden eğer ki mevcut şirketler yenilemezse bu kişilerin hak kaybına yol açabilir. Bu açıdan yılbaşına kadar bu meseleyi mecliste bir kanunla çıkarabiliriz ve ben meclisin de açık forum olması çağrısını ve kamuda taşeron meselesinin çözülmesi meselesini, bütün kamudaki bütün taşeronlarla ilgili çözülme meselesini hep beraber çözebiliriz diyorum. Bu konuda da hükümete bir kez daha çağrı yapıyorum. Biraz tatile girdiniz ama 15 gün tatil görülüyor. Fazla uzmanlar da var. Ülkenin bu kadar gündemi varken derken. Elbette bakın. En önemli gündemimiz şu arkadaşlar. Şimdi hükümet olağanüstü halden faydalanarak kanun hükmünde kararnameler çıkardı biliyorsunuz. Onlarca kanun hükmünde kararname var. Kış lastiğine varana kadar bu meseleleri kanun hükmünde kararnamelerle geçirdi. Ve yüz binlerce insanı mağdur eden düzenlemeleri kanun hükmünde kararnamelerle yaptı. Ve bu kanun hükmünde kararnamelerin hızla mecliste görüşülmesi zorunluluğu var anayasaya göre. Ancak kanun hükmünde kararnameler mecliste görüşülmüyor. Madem ki böyle bir tatil vermeyi düşünüyorsunuz, tatil vermeyin. Getirin kanun hükmünde kararnameleri, yüz binlerce insanımızı mağdur eden kararnameleri getirin meclise çıkaralım. Önce taşeron işçi düzenlemesini çıkaralım, hemen ardından da bütün kanun hükmünde kararnameleri açtığı hak mahrumiyetlerini giderecek şekilde gelin mecliste görüşelim diyorum. Teşekkürler, sağ olun. Bu eyleme geçecek gruplarda ya da kişilerin şeyleri belli mi? Kimliklerine yönelik ya da kim olduklarına yönelik. Ya şöyle bir ham bilgi var, onu söyleyeyim. Üç suikastçinin, yani o gün Samast vali 3 suikastçinin devrede oldu. Ama biliyoruz ki o gün Samast yalnızca bir tetikçiydi Frantlik cinayetinde. Arkasında Trabzon Pilitli'deki yapı vardı. Onun arkasında istihbarat kuruluşları, jandarma kuruluşları, emniyet kuruluşları, siyasi kuruluşlar içinde olan pek çok kamu görevlisi bu cinayete yol vermişti veya gözünü kapatmıştı. Bizim meselemiz o üç tetikçi değil. O üç tetikçiye öldür diyenlerin durmasını istiyoruz. Bunu da öldür diyenlerin durması için de hükümetin ivedi olarak hangi karanlık odaklar bu üç tetikçiye yol vermişse onlara dur demeli. Aksi takdirde Allah korusun böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak sorumluluk hükümetin üzerinde kalacaktır. Buradan bu çağrıyı yapıyorum. Bu anlamda bütün kamuoyunda duyarlı olmasını istiyorum. Teşekkür ederim.